Şimdi de kameralarımızı Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri Antalya'ya çeviriyoruz. Her köşesi ayrı bir güzellikte olan Antalya görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Alanya'da otomotiv sektöründe oto tamir, bakım, onarım hizmeti sunan bir işletmeyi ve işletme sahibi Eyüp Ulukaya'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Sevgili izleyenler, bizler Eyüp Ulukaya'yı tanımakta başlayalım. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Eyüp Ulukaya, Payalardanım ve oto tamir sektöründe çalışıyoruz. Sektörde 30 yıldır hizmet veren Eyüp Ulukaya'dan işletmede sunulan hizmetleri ve hangi segment araçlara hangi hizmetlerin sunulduğunu öğreniyoruz. Şimdi oto tamir sektörüne çalışıyoruz deyip kestirip attık. Aslında öyle bir şey değil. Sizin 30 yıllık bir geçmişiniz var değil mi? Evet, evet. Evet, şimdi bize neler yaptığınızı izleyicilerimize anlatabilir misiniz? İşte 87 yılında çırak olarak başladım mesleğime. Ondan sonra yıllar sonra çalıştıktan sonra kamyon, tır tamiratlarına da girdik. Hı hı. Artı kaporta boya işlerini de yaptık. Derken kendimizi bayağı bir geliştirdik. Bu çalışmaları yurt dışında yaptınız. Evet. Sonra dediniz ki artık vatanıma geleyim, kendi yerime geleyim, burada böyle bir işletmeyi açayım dediniz. Evet. Eyüp Bey, burada sunmuş olduğunuz hizmetleri bizlerle paylaşabilir misiniz? Biz burada bakım olarak hepsini yapıyoruz araçlarda. Fren de olsun, motor da olsun. Ondan sonra kaporta tadilatımız var, onarımı var, boya işlerimiz var. Bunların hepsini güzel bir şekilde yapıyoruz müşterimize. Evet. Alanya sıcak olduğu için en çok hangi sebeplerden dolayı geliyorlar, araçlarını tamir ettiriyorlar? Genelde hararet sorunu olur. Yani hararet sorunu olur. Onlara işte bakarız. Neyse hasarı gideririz. Neyse hasar giderilebilir dediniz. Peki bunun süreci sonucu nasıldır efendim? Kaç günde, kaç saatte ya da kaç haftada bekletilebilir? Ya şimdi çıkan soruna bağlı. Termosta da olur, onu 1-2 saatte hallederiz. Kapak çonta yakar, o 1 ve 2 günümüz de alabilir. Arabaya göre değişir. Yani fazla almaz. Şimdi bir araçta olmazsa olmazlar vardı. Tabii ki de beyni ve motoru çok çok önemlidir. Evet. Bu hasarlardan sebep dolayı da sizlere geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Asla yapamam ya da başaramam dediğiniz bir durum oldu mu? Elektrik olaylarında bazı şeyleri başaramıyoruz. Onu da işte gereken yerlere gönderiyoruz. Burada her segment aracın onarımı, bakımı yapılabiliyor mu? Evet, yaparız. Peki bir aracı uzun ömürlük kullanabilmek için neler yapmak gerekir Eyüp Bey? Ya, uzun ömürlük diye bir şey zaten yok ama genelde aracınızın bakımını yaptırmanız tavsiye edeceğim en tek bir şey yani. Şimdi şöyle baktığımızda bir gününüz nasıl geçiyor? Bizlerle paylaşabilir misiniz? Merak ediyoruz. Anahtarla geldik, sanayi içerisindeyiz. Dükkanımızı açmak için bismillah dedik. Kapımızı açtık. Evet. Bundan sonrası sizde. İşte güncel ne varsa organizemizi yapıyoruz. Hangi araçta ne yapılacak ona göre yolumuzu izliyoruz yani bir program yapıp. Günlük program çizip ona göre devam ediyoruz. Böyle tamiri tadilatı uzun süren bir aracınız oldu mu ya da var mı şu an? İlla ki oluyor arada bir. Oluyor çünkü bazen mekanik arızadan ziyade beyinsel sorunlar da oluyor. Mekaniği çözüyoruz. Elektroniksel de mecbur arabayı başka yere gönderiyoruz. Yani onlar ister istemez zaman alır.
Şimdi özellikle size gelen müşteriniz Eyüp Usta, Eyüp Bey dediklerinde 2 saat aracımı hazır edebilir misin dediklerinde nasıl bir sonuca kavuşturuyorsunuz? Hazır olabiliyor mu araç? Eğer ki mümkünse tabii ki, ama sıkıntı varsa, olmuyorsa tatlı bir dille anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz. Haklısınız. Şimdi tabii müşteri her zaman haklıdır. Bu potansiyelle, bu düşünceyle, bu fikirle hep yola çıkmışsınız. Şimdi şöyle baktığımızda içeriye giren müşteri özellikle sizlerden ne istiyor, ne bekliyor? İlla ki her zaman için önce arabamı yapılsın, çıkıp gideyim. Bunu bekliyorlar. Kalite ve güvenin önemli olduğuna değinen Eyüp Ulukaya, teknolojinin sektöre sağladığı yararları ve hedeflerini paylaşıyor ekibimizle. Eyüp Bey, verdiğiniz bu hizmette güven ve kaliteyi nasıl sağlayabildiniz? Birincilikle insan olmak lazım bu işte. Üçkağıtçı olmamak lazım. Yapmış olduğumuz işe de garantimizi veriyoruz zaten. Herhangi bir sıkıntı olursa onları veriyoruz. Yani bizi sevdiler, tercih ettiler. Her dertlerine deva oluyoruz. Misal tamir harici şeyleri de olsa biz yapmasak bile yaptırıveriyoruz, yani hallediyoruz her şekilde. Güveniyorlar, seviyorlar bizi. Güzel. Şimdi hizmet kalitenizi artırmak için burada neler yapıyorsunuz? Vallahi ustalık yapmıyoruz, sanatımızı konuşturuyoruz. Şimdi bir şeyleri başarmak, merdivenle yol çıkmak, yol kat etmek çok önemlidir firma sahipleri için. Kendinizi başarılı buluyor musunuz? Yeterli bulmuyorum. Zaten ustalık hiçbir zaman bitmez. Öğrenim de bitmez yani. Yeni şeyler her zaman çıkıyor. İster istemez onlar da, biz bir çıraklık yapıyoruz orada. Şimdi bu alanda işçi ve çırak yetiştirmek zor mu, kolay mı? Çünkü sizler bu durumdan biraz muzdaripsiniz. Vallahi insan yetiştirmek zorlaştı. Eskiden çırak bulamazdık. Şimdi Allah'a şükür gene 1-2 senede çıraklar var. Ama tabii illaki sıkıntılı. Bayağı bir zor. Onları sizler de öğretmiş oluyorsunuz. Şimdi bu alanda istihdam sağlamak ister misiniz? Elimizden geleni zaten yapmak istiyoruz. Hani yaşımız zaten doluyor ileride. Bizi de temsil edecek biri olsun. Yani başka ne isteriz? Şimdi şöyle geçmişi bu dönemle kıyaslarsak Eyüp Bey, bu otomotiv sektöründe, sanayi sektöründe hadi bakalım 30 yıl öncesine gidelim diyelim. Ne gibi farklılıklar oldu? Ne gibi değişkenlikler oldu? Yararı oldu mu bu teknolojinin gelmesi, yoksa zararı mı var? Faydaları da var, zararı da var illaki. Şimdi eskiden bir şeyleri tamir ediyorduk. Şu an çoğunluğunu değişmek zorunda kalıyoruz. Tamiratı olmadığı için. Yani bir de bu teknolojinin gelişmesiyle aslında bu yazılımlar falan daha kolay olmuş oldu değil mi? Daha rahat, en azından nerede bir arıza var onu tespit edebiliyorsunuz. Tabii tabii, cihazlarımız var, ona göre okuyoruz. Arızanın ortalama %90 verir yani. Bazen de kendimiz aramız gerekebilir. Şimdi ileriye dönük hedef ve düşünceleriniz, planlarınız nelerdir? Ne isteyeyim işte, dükkanımız yaşasın, ismimiz yaşasın, mesleğimiz üresin. Başka bir şey istemiyoruz zaten. Kazanç peşinde değiliz. Namus yürüsün yeter. İzleyicilerimiz merak ediyor. Özellikle araç severler, araç kullananlar. Birkaç cümle söylemek ister misiniz? Kapanışımıza geçeceğiz yavaş yavaş. Neler söylemek istersiniz? Vallahi araçlarınıza bakın. Kendinize baktığınız gibi. Başka da bir şey istemiyoruz yani. Baktığınız onları size bakar yani. Yolda bırakmaz. Memnun kalırsınız. Tabii ki de araçlarımızı sürdüğümüz zaman da emniyet kemerimizi takmayı unutmayalım değil mi? Tabii ki. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Teşekkür. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkürler.
sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Antalya Alanya'dan seslendik. Çok değerli Eyüp Ulukaya. Ulukaya değil mi? Tamam. Çok değerli Eyüp Ulukaya ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Araçlarımızdan bahsetti. Tüm bakım alanlarını burada sunmuş oldu kendisi. Eğer ki ihtiyacınız varsa, hizmet almak isterseniz her zaman cevap vereceklerdir bir telefonunuza. Şimdilik buradan müsaadenizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın.